Hepinize merhaba arkadaşlar, sanki yeni videosu hoş geldin. Bugün seninle beraber yeni bir oda vlogu ile karşınızdayım. Hem oda hem ekipman vlogu olacak ve Vol 2 olacak arkadaşlar. Ve artı 1000 like de istiyorum bu muhteşem videoya arkadaşlar. Ve hemen odamı ve ekipmanlarımı sizlere tanıtacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle odadan girince şöyle bir kapıdan giriyoruz gördüğünüz gibi. Ve bu kapıdan girince de arkasında bir tane pantolon, okul üniformam ve abimin stajda giydiği önlük işte. Hemşire olduğu için. Ve şöyle baktığımızda hemen şu tarafta kitaplar var. Bu da 2015-2016 yılının kitapları, yani yaz olduğu için şu an kaldırdık. 2000 kaçta artık işimize yararsa kullanırız birkaç yıl sonra. Ve bu da izleyici değil, bir arkadaşımın yaptığı Mert Soyak. Buna da, orada ona da buradan teşekkür ediyorum, Mert Soyak. Ve skinimin avatar çizimini yaptı. Çok hoş, bence çok hoş duruyor ve odamda da yani bunu görmek çok güzel. Şöyle birazcık daha detaylıca göstereyim. Zaten videosu da var bunun. Neyse bu, bu ne? Burada da bir tane örtü var. Bunun da ne işe yaradığını bilmiyorum ama devam edelim. Böyle yatak var ve yatakta da alt kısımda abim yatıyor. İki tane yastık almış hayvan. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Neyse, böyle burada da iki tane kıyafet var. Ve burada da neler var? Örtüler falan var ve ben üstte yattım. Bu hayvan iki yastığı da aldığı için üstte yatamıyorum galiba. Neyse, ben onu alırım. Ve şöyle birazcık daha alta baktığımızda en altta da ne var diye soracak olanlar olabilir. Hiçbir şey yok yani. Hemen yukarıya doğru çıkalım o zaman ve abimin kitaplığından başlayalım. Gördüğünüz gibi daha önce de tanıtmıştım. Şöyle kitap falan var işte. Takdir aldı. Lisede öde geçti. Ve burada da çözüyormuş gibi gözükmek için kitapları var. Konsantre ol. Matematik sınavına hazır olamayacağız. Ve bu odada normalde bu kadar düzenli değil. Oda vlogu yapacağım için 2 gündür düzenlemeye çalışıyorum. Burada da kitaplık var, kitap falan var. Burada da bir tane Logitech'in oyuncu değil de. Şöyle bir mouse var. 3 tane tuşu var ve bununla da jitter click deneyeceğim. Bakayım. Olmuyor. Neyse, zorlamayın, gerek yok. Burada da bir tane kumbara var. Bu da bereket kumbarası isimli. Evet, bereket kumbarası isimli bir kumbara var ve bu da benimki gibi boş değil, yani içinde paralar var böyle. Zengin oldum. Sonunda. Zengin oldum. Sonunda. Neyse, kapat şunu ve koy şuraya. Burada da abimin tıp terimleri falan bir şey, böyle bir kitap var. Bu nasıl bir tipse, nasıl bir kitap tipiyse. Ve burada gözlük, gözlük var. Abim gözlük kullanıyor, onun gözlüğü. Ve 3-5 tane daha şey ve yılın en iyi kardeşine diye onu da ben almıştım ona. O bana hiç hediye almaz. Neyse, bu odada bu şekilde ve şurayı da bir bakayım. Aa bak, bu küçüklük resmimiz. Burada da oha. Ne tür fantezi uygulamış lan buraya. Oha ya. Oha. Ana. Neyse, buralar fail oldu da böyle işte. Ve burada da kitaplar var falan. Burada da ne var? Burada da bir şeyler var. Bu şekilde. Ve burada da bir tane camımız var. Çok cam. Çok camsal bir cam. Öyle mi? Ve buranın altında da bir şey yok yani. Bunu da bir göstereyim. Burada da oha. Boşa, hiç açma, hiç açma. Burada ne var? Burada ping pong topları falan var. Bir şeyler daha var yani. Ne bulduysa buraya atmış artık. Kapat burayı da. Neyse, bu şekilde ve benim muhteşem kitaplığıma geçecek olursak. Kitaplık diyorum ama hiç kitap yok, çaktırmayın. İnandım ya, tamam. Böyle öncelikle tek tek başlayacağım her şeyden de, abi yoruldum. Ve şöyle de yukarıya göstereyim, dolabımın yukarısını da göstereyim şu şekilde. Hiçbir şey yok yani ve hemen şuraya geçeyim. Gördüğünüz gibi bu benim kitaplığım. Ya. Şimdi en alttan başlayacağım. En altta şöyle gördüğünüz gibi bir tane şunu anlamadınız biliyorum ama şurada bir tane priz çoğaltıcı var. Bu da hoparlör
ters dönmüş bir şekilde ve diğeri de şurada arkadaşlar. Bunlar tarihi eser gibi bir şey. Ölmüş yani ama çok müthiş bir bası var ve çok güzel ses veriyor. Görüntüsü kötü olsa da güzel. İşte diğeri de burada ve burada da dediğim gibi çoğaltıcı var. Burada da Super Online modem falan var. Telefon var çalışmasa da ve burada Epson'un yazıcısı var. Bu da 700 liraya almıştık. Bayağı hoş ve güzel bir yazıcı, yeni aldık bunu da. Ve şöyle kablo, hemen burayı da göstereyim. Bu da bilgisayarım hakkında kısmından özelliklerine bakabilirsiniz. Ve burada da ne var? 3 tane USB girişi, bir tane de 4 tane USB girişi var. USB çoklayıcı bu da, çoğaltıcı. Ve bu da Truestone mikrofonuyla beraber verilen hem mikrofon hem de kulaklık girişli ses kartı ve ses mikrofonda da AGC özelliği var arkadaşlar bu ses kartının taktığınızda. Ve şöyle baktığımızda şimdi görüyorsunuz bu şekilde odam ve kayıtı da bu şekilde yapıyorum. Böyle bir açı var yani ve altta da bir tane daha klavye var. Bu eski klavye. Geceleri bununla oynuyorum çünkü çok fazla ses çıkarıyor bu hayvan. Evdeki tüm herkes ayağa kalkıyor yani, öyle diyeyim. Ve bunu da kullanıyorum yani ve kalp tuşunun şeysi şurada var. Fakat burada maalesef ki yok. Şurada bir yerde gösteriyor da, bir dakika. Orada gösteriyor da onu nasıl kullanacağım bilmiyorum ve şuradan atıyorum yani, çok lazım olursa böyle çok güzel bir izleyici denk gelirsem atıyorum. Bu şekilde yani, bu da default bir klavye. Kendi klavyesi Casper'ın. Ve şöyle şimdi şuradan başlayalım. Önce şu mikrofon standı AliExpress'ten. Hepsi bunların AliExpress'ten mikrofon hariç. AliExpress'ten arkadaşlar. AliExpress'ten de şöyle söyleyeyim. 20 güne geldi yani şu mikrofon standıyla pop filter 20 güne geldi arkadaşlar. Çok güzel bir pop filter yani, sesinizi böyle P harflerinde falan patlatmıyor. Patlamayı önlüyor ve şunu da göstereyim ve ikisi de 10'ar dolar arkadaşlar. Yani 30 lira ve 20 gün içerisinde de geldi AliExpress'ten. Kargo parası falan da vermedim. Şöyle göstereyim, gördüğünüz gibi şuradan şöyle bir sabitleyici var yani ikisi arasına sıkışan bir şey. Altta da böyle bir şey var. Ve istediğiniz gibi de ayarlanabiliyor arkadaşlar, açıya göre şöyle şöyle falan ya da şöyle aşağıya doğru falan ya da ana uçtu lan şöyle kendinize doğru, her türlü yani her türlü ayarlanabilen bir şey bu. Bunu da böyle söyleyeyim ama ben kayıt yaparken tabii ki böyle yapmıyorum, hemen o şekilde getirip göstereyim sizlere. Ve pop filter'ı da kullanmıyorum, şöyle göstereyim. Behringer bu arada, C1U, bunu kaç kere bahsetmiştim, pop filter'ı bu. Bu da pop filter, buna gerek yok aslında. Böyle işte. Çok güzel mikrofon, bunu da ikinci el aldım. Şöyle tam açıdan da baktığınızda ışıkta gözüküyor, görüyorsunuz. Ve bu şekilde. Bu da yazıcı kablosu diye geçiyor. Bir tarafı USB, bir tarafı da buradan arka tarafa odaklandı. Bir tarafı da şey kablosu yani yazıcı kablosu. Yani direkt yazıcı kablosu. Ve bu şekilde. Şimdi ben asıl düzeneyi göstereyim. Evet, normalde de bu şekilde kullanıyorum. Tabii ki pop filtre kullanmadığımı söylemiştim şu şekilde, yoksa önümü göremiyorum. Şöyle indiriyorum birazcık ve dibine girdiğimde de konuşuyorum, gördüğünüz gibi ağzımın dibinde oluyor. Neyse, bu şekilde bu. Hemen diğer ekipmanlara falan geçebiliriz. Şöyle bir şunu da ileriye götürelim, tamamdır. Burada CK104 klavye, biliyorsunuz Türkiye'de ilk olarak incelemesini yapan kişi benim. Ve çok hoş bir klavye. Şöyle renkleri falan değişiyor. Şöyle göstereyim ben size. Ve zaten göstermiştim bunu da, bir dakika. İşte çok fazla kombinasyonları falan var arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle bu da Frisbee GX6 şu mousepad'le beraber satılıyor. Çok hoş bir şey. Gördüğünüz gibi şurada iki tane makro tuşu. Şurada da iki tane makro tuşu. Ortasında da şu yuvarlak tekere basma şeyi var. Onun dışında da tuşu yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve burada da kulaklık var. Philips'in 40 liralık orijinal kulaklığı. Güzel bir ses kalitesi var bunun da. Ve monitörüm 21.5 inç mi 22 mi öyle bir şey olması lazım. Büyük yani, çok büyük olması da normal bir monitör. Ve burada da çöplük var. Çöp ağlamasın, bunu da çekelim. Burada da bir dakika, burada da şu şeyin içinde burada şey var, şöyle bir şey var, koruyor masayı. Bunun içinde de 10 ve 5 kuruşlar var, evet, kör değilsem. Evet, 10 kuruş mu, 5 hepsi 5, tamam. Şimdi yukarıya doğru çıktığımızda burada bayram şekeri diye aldığım müthiş şekerlerim var. Şu an canınız çekmiş olabilir, buyurun alın. Hatta içine sokayım direkt, buyurun.
Sağ olun. Çok güzel. Neyse burada da iki tane Rocco şeker var. Bu da bu aslında bir şey değil de şunu göstereyim. Bu Tofita. Tofita evet. Böğürtlenli Tofita. Bu HP'nin sanal marketten aldığım 2-3 güne gelen 53 liralık powerbank'i tam 7500 mAh ve yine tırnaklarıma dikkat çekiliyor. Evet. Tırnaklarını kes falan diye çok gelmişti diğerinde. Böyle Hewlett Packard'ın şöyle basıyorsunuz şarj seviyesini gösteriyor. İki tane şeyi aynı anda bağlayabilirsiniz şarj etmek için. Fakat çoğaltıcıyla 20'ye kadar çıkar yani 30 da olur. 7500 mAh çok hızlı şarj ediyor. Bunu söyleyeyim. Alacaksanız tavsiye ederim ve şu da şarj kablosu arkadaşlar. Diğer türlü kullanırsanız telefona girer. Diğer türlü de adaptöre bağlarsanız şarj edebilirsiniz. Bu da yaka mikrofonu AliExpress'ten 2 liraya aldım ve 1 aya gelen yaka mikrofonum. Gerçekten çok hoş bir ses kalitesi var. Çoğu mikrofondan daha hoş bir ses kalitesi var Türkiye'deki. Mesela Truss USB, Micro USB şeyine kafa tutar yani. Hatta her türlü geçer arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Ses denemesini de belki yaparım. Bu da 16 GB'lık, 14 hatta flash bellek. Tamam. Zorlamayalım. Bu da bu ne? Aa, bu da böyle bir oyuncak. Tamam. Yeter. Burada da ne var? Bir saniye. Burada 10 lira varmış. 15 lira var orada. Ve burada da kertenkelecik var. Kertenkelecik. Tamam. Gel lan. Heh. Dur. Tamam. Şunu da bir düzeltelim ve şimdi şuraya da şuraya da bir bakalım. Şurayı da merak etmiş olabilirsiniz. Detayı atlamayalım. Burada da bir tane eldiven varmış. Bir tane de bu çalışmayan iğrenç şey var. Sinopi midir? Sinopi midir? Nedir? O var işte. Ve şöyle şurayı da açalım ve burada da gördüğünüz gibi bu kulaklığımın kutusu. Bu içi boş salak salak şeylerle dolu olan boncuk falan. Kumbara ve bu da görüyorsunuz zaten mikrofon. Bu da standı. Ve alt tarafta da iki tane parfüm var. Bir tane 1 TB'lık işte o markada şey var. Hard disk. Bu da zımba falan var. Eski telefonum falan. Bant ne bulduysam koymuşum ben içeri. Şimdi burayı da tanıttığımıza göre şu yukarıda bu 2 dolara aldığım 2 lira mı 1 lira mı 2 1 lira 1 dolar. 1 dolar aldım böyle kartondan şey yani Google'ın mı nedir? Sanal gerçeklik gözlüğü. Şöyle içine telefon falan koyuyorsunuz şuradan açıp ama gereksiz yani söyleyeyim. Ve burada da 3-5 tane karton marton bir şeyler var ve teşekkür belgem. Bu da telefon diyecektim. Kalemliğim ve boş olan cüzdanım. İçi boş olan ve ölmekte olan bir cüzdan. Tamam. Ve şöyle bir yukarıya daha çıkabilirsek çıktık ve dolabımda iki tane boş parfüm kutusu ve 10. sınıf kitaplar var. Çok jiks gözüktüğü için koydum, yoksa çözdüğüm için değil. Soru bankaları ve burada da mouse'umun kutusu, poşetler, yazıcı kartı şu, ekran kartı şeysi kutusu, bu da internet süper online'ın kutusu falan, CD şeyleri bu şekilde işte. O da bu şekilde arkadaşlar. Allah lan kırıldım. Ah kolum gitti. Şuna çarptım. Allah'ım yardım et bana. Allah'ım büyük Allah'ım. Tamam. Şu an yaşıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi odayı da son kez göstereyim ve bitsin. Güzel bir like sayısı da istiyorum arkadaşlar. 1000 like falan gelirse herhalde mahallemi, evimi falan bir şeyler çekerim yani kameralı olarak. Ve şöyle manzarayı da göstermek istiyorum. Oh my god, ben de gözüktüm. Abi bu ne ya, çok korkunç gibi gözüküyor. Daha sonra dışarıya çıkacağım ben. Böyle işte sinekliksiz sineklikli göstereyim. Böyle. Neyse. Videonun daha sonuna geldik. Güzel bir like sesi istiyorum bu videoyu arkadaşlar. Gelirse dediğim gibi daha değişik videolarda gelecek sizlere. Şimdilik hoşça kalın ve bay bay.